Merhabalar sevgili arkadaşlar. 1 Ekim Salı gününün enerjisinden bahsedeceğiz. Tüm gün boyunca mantık doğrultusunda ilerleyeceğimiz bir gün diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Gün genelinde yine para odaklı olacağız, maddiyat odaklı olacağız, somut adımlar atacağız, istikrarlı adımlar atacağız. Kendimizin maddi manevi güven arayışında olabileceğimiz, aynı zamanda da güvende olmak isteyeceğimiz bir durum söz konusu gibi görünüyor. Daha çok maddi konuların ön planda olduğu bir gün diyebiliriz. Özellikle de ticaretle uğraşanlar, aynı zamanda sevgili arkadaşlar seyahat söz konusu ise, yani bir seyahate çıkacaksanız bu tarz kişiler, eğitimle ilgili konularınızla alakalı, iletişim konularınızla ilgili, haberleşme ile alakalı durumlarda bir zıtlaşma, bir zorlanma, bir gecikme, bir engellenme, bir burada inatlaşma, bir çatışmanın olması mümkün diyebilirim. Eğer bu tarz bir gündeminiz var ise, bir seyahate çıkacaksanız, bir ticari bir anlaşma yapacaksanız, yine bir eğitimle ilgili, hak hukuk konusuyla ilgili, adaletle ilgili gündemleriniz var ise bu konularda biraz böyle zorlanmalar yaşayabileceğimiz bir durumu tetikleyebilir bugün. Aynı zamanda ani beklenmedik haberlerde duyabilirsiniz. Gelişmelerde söz konusu olabilir. Sürpriz durumlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Destekleyici enerjiler hakim olacak. Yani ne kadar sabah saatlerinde biraz gerginlik olsa da sabahın ilerleyen saatlerinde daha aktif, daha destekleyici, ani beklenmedik durumlar, ani beklenmedik sürpriz gelişmeler bizleri bekliyor diyebiliriz hepimiz için. Aynı zamanda gün geneli boyunca hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz kişilerden beklenmedik tutumlar sergilenebilir ve bu sizin hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Aldanma, aldatılma, kandırma, kandırılma, yanılgılara maruz kalma gibi de durumlar söz konusu olacaktır. Aynı zamanda böyle kendimizi böyle uyuşuk hissedebiliriz. Uyuşmuş gibi hissedebiliriz. Kafamızın içi bulanık hissedebiliriz. Belirsizlik hakim olabilir. Bir türlü odaklanma durumunda zorluklar yaşayabiliriz sevgili arkadaşlar. Yani dikkat dağınıklığı söz konusu. Onun haricinde de konsantrasyonumuzu da sağlayamayabiliriz. Bu da bizim biraz daha böyle melankolik olmamızdan kaynaklanan bir durum söz konusu gibi görünüyor. Yani bir yandan da bazı beklentilerimiz karşılanmayacak. Bundan dolayı da bir zorluk ve bundan dolayı da bir kafa bulanıklığı söz konusu olacaktır. Aslında bir yandan da önemli başvurular, önemli duyurular, güçlü kişilerden destekler, beklediğiniz haberlerin gelmesi, yine bir devlet dairesiyle ilgili gündeminiz var ise bu devletle ilgili konularda yeni gelişmelerin olması, bunların hepsinin tetiklendiği bir gün bir yandan. Bir yandan yine otorite figürleri, hayatımızdaki, çevremizdeki eril enerjilerin bizim için bir iletişime geçmesi, bizimle konuşması, bizimle görüşmesi, bize fikir vermesi, tecrübesini anlatması, yardım etmesi, maddi manevi destek göstermesi gibi de bir durumun söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Yani çevrenizdeki önemli kişilerin size bir şekilde destekleri söz konusu olacaktır. Aynı zamanda bugün sağlık açısından bağırsaklar ve karın bölgesi hassas, ama aynı zamanda göz alerjisi, gözde kızarıklık, polen alerjisi verebilir sevgili arkadaşlar. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Gözlerde sıkıntılar yaşayabiliriz. İş ve kariyerde avcı gibi olacağız. Büyük başarılar yakalayabiliriz bir yandan. Evet, bir yandan ticarette ve işte seyahat ve gelişmelerde zorlayıcı konular söz konusu olsa ise, sabah saatlerinde olsa ise, olsa bile konuşamadım, çok özür. Öğleden sonraki saatlerde bu durumun birazcık daha değişebileceğini söylüyor. Yani sabahki o gerginlik
öğleden sonraki ve akşam saatlerinde biraz daha ılımlı, olumlu ve uyumlu olma gibi bir durum söz konusu olacaktır. Bir köpek varsa, evcil hayvanımız var ise, köpek besliyorsak, burada yine köpeğimizle ilgilenmek, onunla zaman geçirmek, onu sevmek, onunla uğraşmak, onun bakımlarıyla ilgilenmek zorunda kalabileceğinizde, ona zaman ayırmak zorunda kalabileceğinizde bir durum söz konusu görünüyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi göz sorunları yaşayabiliriz. Bunun için dikkat edin. İlacınız varsa işte ona göre tedarikli çıkın evinizden, hiç değilse bunu söyleyebilirim. Günün olumlu enerjilerinden yararlanabilecek olan burçlar: Başak Burcu, Boğa Burcu ve Oğlak Burcu. Günü aktif bir şekilde ve enerjisini en iyi bir şekilde hissedecek ve desteklenecek burçlar arasında diyebiliriz. İkizler Burcu, Yay Burcu ve Balık Burcu da biraz bugün zorlanacak olan burçlar arasında yer alıyorlar. Bunlar da biraz önceki saydığım konuların tam tersiyle alakalı, dikkat etmenizde fayda var diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, bakalım mesajlar bize ne söyleyecek? Hemen bakıyoruz. 1 Ekim Salı diyoruz. 1 Ekim Salı gününün enerjisi. Yenilenme geldi sevgili arkadaşlar. Yenilenme, muhakeme, gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirilmesi, yeni bir yönde hareket etme zamanı. Demek ki artık bir şeyleri muhakeme yapacağız. Bir yandan yenileneceğiz, bir yandan gözden geçireceğiz. Yani karar vermeden önce, harekete geçmeden önce, eyleme geçmeden önce yeni bir yönde ve gözden geçireceğimiz yeni değerlendirmelerin söz konusu olması mümkün gibi görünüyor bu gelen kartla. Evet, çünkü bir içsel bir muhakeme var, içsel bir sorgulama var, yeniden doğma var, yeniden başlama var. Yani hayatımıza yeni bir sayfa açma gibi de bir durum söz konusu gibi görünüyor. Seni arayan alıcını ara. Dinarların dokuzlusu. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada diyor ki, yani bazı şeyleri aslında kendimizin zorladığını söylüyor Rumi bize. Ama burada da söylediği tek şey, sizi arayanı arayın. Sizinle görüşenle görüşün. Sizinle konuşmak isteyenle konuşun. Sizi hayatında isteyenle muhatap olun. Siz de onu hayatınıza alın. Yani seni arayan arıcını ara. Yani sizinle ilgilenmeyen, size zaman ayırmayan, sizinle görüşmek istemeyen kişilerle boşuna zaman geçirmeyin. Buradaki kart da diyor ki, gözden geçir, yeniden değerlendir. Yani eğer bu ikili bir ilişki içinse, bunu söyleyecek olabilirsek, şu anki ilişkinizi gözden geçirmeniz gerektiğini, yeniden değerlendirmeniz gerektiğini, gerçeklerle yüzleşmemiz gerektiğini ve bu ilişkide seni arıyor ise sen de onu ara, aramıyorsa sen de onu arama dedi kısacası Rumi bize sevgili arkadaşlar. Evet, günün enerjisi böyleydi. O zaman sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.